Bitlis Detay programında merhabalarsa değerli izleyenler. Birbirinden değerli konuklarımızı sizlerle beraber ağırlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere 31 Mart 2019 yerel seçimlerine doğru büyük bir hızla gidiyoruz. Büyük bir yüksek tempoyla gidiyoruz. Birbirinden dedik ki efendim değerli misafirlerimizi sizlerle beraber stüdyomuza konuk alıyoruz. Bugünkü konuğumuz aslında konuklarımız olacaktı. Maalesef bir eş başkanımız bir takım sebeplerden dolayı konuğumuz olamadı. Sadece bir konuğumuzu alabildik. İleriki programda dahil olacaklarını ifade ettiler efendim. Halkın Demokratik Partisi, HDP Partisi'nden Tatlan Belediye Başkan Adayı Sayın Habib Yeşiltepe. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Eş başkanımız Serap Çakmak Genç Hanımefendi. Mazeret bildirdiğinden dolayı bir sonraki programa biz kendisini alacağız. Bu ilk programımız. Yalnızsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, şöyle bir soruyla başlayalım. Biz de izleyenlerimiz de sizi detaylı bir şekilde tanımak istiyoruz. Habib Yeşiltepe kimdir efendim? Habib Yeşiltepe ben Bitlis'teyim. Mutki doğumluyum. Evet. Köyümüzün adı Horsing. Yani yeni ismi Haydemir. Evet. 25 yaşına kadar ilçemde yaşadım, Mutki'de yaşadım. İlk orta ve lise öğrenimi burada tamamladım. Tatlan'da? Mutki'de. Mutki'de. Tamamladım. Daha sonra 1992 yılında tutuklandım. Uzun tutukluluk sürecim var. Yaklaşık 10 yıl süren bir süreç. Diyarbakır, Mardin, İskenderun gibi cezaevlerinde uzun süre kaldım. Tarihe sonrası da tabii cezaevinde üniversiteyi de tamamladım. İktisat Fakültesi mezunuyum. Cezaevinde tamamladım. Cezaevi sonrası da bir süre muhasebecilik yaptım. Sonra ticaretle uğraştım. Şu anda Ankara'da yaşıyorum. Evliyim. 3 çocuğum var. Büyük oğlum inşaat mühendisi. Orta lise, küçüğü de ortaokulda. Yaşamımızı orada sürdürüyoruz. Ankara'da sürdürüyoruz. Tabi HADEP geleneğinde daha önce Mersin'de Akdeniz ilçe başkanlığı yaptım, il sayımlılığı yaptım. Ticaretle siyaset ufak ufak bir arada götürmeye çalıştık günümüze kadar. Kaç yıldır siyasette uğraşıyorsunuz efendim? Tutukluluk dönemimizde de o zaman hep örgütlenmesi vardı Türkiye genelinde. Evet. Onu da katarsak eğer yaklaşık 25-26 yıllık bir süreç. 25-26 yıl az bir zaman değil. Evet. Yani kesintiye uğrasa da cezaevinde biz orada eğitim sürecimizi tamamladık. İktisat Fakültesini bitirdim cezaevinde. Ne güzel. Maşallah, maşallah. Efendim yaklaşık 1,5-2 aydır sahadasınız. İş yeri ziyaretlerde bulunuyorsunuz. İzlerimleriniz nelerdir? Neler gördünüz Tatvan'da, Tatvan'ın insanlarında? Tatvan'da şimdi bir defa çok sevdiğimiz bir kent, coğrafi olarak da hem turizme hem ticarete çok hitap eden bir kent. Ancak Tatvan'da seçmenimizin, yani seçmenlerimizin, diğer siyasi partilerin seçmenleri de dahil olmak üzere, insanlarımızın en önemli sorunu işsizlik. Evet. İşsizliğin yanında ticaretteki daralma, yani mevcut işlerini ticaretle sürdüren insanlarımıza da bir daralma var. Bir diğer önemli konu, işsizliği çözecek ciddi projelerin topluma hitap etmemesi. Yani üretime dair, toplumda işte yüksek işsizlik sorununu çözebilecek, üretim ilişkilerini, üretimden gelen gücü topluma katabilecek bir proje. Şimdiye kadar işte kitleleri, toplumu rahatlatacak bir projeyle kimse toplumun önüne doğru düzgün çıkamamış. Daha çok hizmet sektörünü, İşte çağrı merkezi tarzı hizmet sektörlerini ön plana çıkarmış bir gerçekliğimiz var. Ama kitlede temel sorun gerçekten işsizlik. Bu işsizlikten kaynaklı geleceğini görememe. Bu da beraberinde göç gibi sorunları getiriyor. Bir diğer sorun tabii Tatvan'ımızın altyapı sorunları var. Yani her ne kadar başlanmış olsa da sonuçta sorunlar devam ediyor. Aynen. Kısmet olursa tabii, eğer halk bize bir vekalet verirse biz o inşallah onu tamamlamak bize kısmet olur. Su sorunu çok büyük bir problem. Sonuçta işte Tatvan gibi her tarafı suyla kaplı, her tarafta su fışkıran işte bir ilçemizde
Hatta ilçe demek bile insanın dili varmıyor. Bir il diyebiliriz. Su sorunun hala olması, insanların suyu hala dışarıdan satın alıyor olması, içme suyunu, büyük bir problem. Tabi altyapıdan kaynaklı yollar büyük bir sorun, temizlik büyük bir sorun. Bundan kaynaklı yani bize en çok gelen sorunlar bunlar. Ama tabi temelinde Tatvan ekonomisine, Tatvan'daki üretime katkıda bulunacak projelerin geliştirilememiş olması Tatvan halkının temel taleplerinden birisi. Yani bu gördüğünüz en büyük eksikliklerden birkaçı. Birkaçı, evet tabii. Peki efendim, yani siz bunları duyuyorsunuz, bunlara ne şekilde cevap veriyorsunuz, onları nasıl ikna ediyorsunuz, neler söylüyorsunuz, bunlara ilişkin şu an yürütmekte olduğunuz projeleriniz var mı? Şimdi bizim kendi adıma da söyleyebilirim. İnsanları ikna etme gibi bir görevimiz yok. Bence Tatvan halkına samimi ve dürüst davranmamız gerekir. Bütün siyasi partiler için geçerli olan bir gerçekliği bu. İnsanları ikna etmeye çalıştığınız zaman insanların o sorunlarıyla ilgili çok sizin gücünüz yetmediği gerçekliği ortaya çıkar. Çünkü insanları ikna etmenin yolu hani çözemediğiniz bir konuda çözebilirim demektir. Şimdi biz parti olarak yani kendimiz de çok ciddi deneyimler yaşayarak bugüne geldik HADEP geleneğinde. Bu ciddi deneyimlerin sonucunda biz bu kente ne katabiliriz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Örneğin ticaretin geliştirilmesi. Şimdi Tatvan'da çok yüksek sayıda ticaret erbabı var. Ama belli bir daralmaları var. Pazarda bir daralmaları var, para ilişkilerinde bir daralmaları var. Biz bir defa bunun biraz rahatlaması için pozitif bir destek vereceğiz. Yani belediyenin, kamunun imkanlarını o insanların altyapısıyla ilgili olabilir, ruhsat harçlarıyla ilgili olabilir, su paralarıyla ilgili olabilir. İnsanların cebinden bir şey almadan onların cebindeki kazanımlarını korumak istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi bu kentte yaklaşık bir 30-40 yıllık imar planını çözmek istiyoruz. Bizim kadrolarımızın içinde üniversite hocası arkadaşlarımız var. Türkiye'nin kendisini kanıtlamış üniversitelerinden hizmet alarak 30-40 yıl boyunca bu kentin gelişimini, bu kentin dinamiğini oluşturacak. Bu özellikle imar konusunda bir düzenleme getireceğiz. Ama hiç göz ardı etmediğimiz şey şu, istihdamda ne yapabiliriz? Yani diyelim ki bir iş adamımız Tatvan'da tekstil üzerine, işte tekstil kent konusunda bize de cazip gelen bir konu. Biz onların altyapı hizmetlerini ücretsiz vereceğiz. Yani diyelim ki onun altyapısıyla ilgili ne gerekiyor? İşte diyelim ki devlet mevcut onların çalışanlarına dönük bir sigorta desteği var. Biz de belediye olarak kendi kaynaklarımızı onların altyapısını geliştirilmesinde kullanacağız. Diyelim ki örneğin kendisi 10 tane personel çalıştırabilecek, 20 personel çalıştırabilecek bir işletme kuruluyor, üretime dair. Biz onun altyapısıyla ilgili belediye olarak pozitif bir destek vereceğiz. Kaynaklarımızı onlara kullanmaktan imtina etmeyeceğiz. Çünkü şuna çok net inanıyorum. Bu kente giren paranın bu kente kalması gerekiyor ki kentin ticaretini canlandırsın, kentin çevresini değiştirsin, kentin temizliğine katkısı olsun, kentin kültür düzeyini artırsın. Bu kente gelen paralar, bu kentten gittiği sürece kentin gelişmesine yeteri katkıda bulunamayız. Onun için biz birincisi turizmde çok açısından çok önemli bir konumda Tatvan. Çok geniş bir istihdam alanı yaratabileceğimiz bir alan. Çünkü Tatvan çevre il ve ilçelerinden hepsinden yani isimlendirebiliriz. Bir Bitlisimizden, bir Siirtimizden, bir Muş'umuzdan, bir ilçelerimizden. Hepsinden coğrafi olarak daha iyi. Kış turizmine de, göl turizmine de çok uygun. Dolayısıyla biz bunları yaparken insanların istihdam alanlarını da yaratmış olacağız. Yani sadece istihdamı belediyelere personel almak olarak değil, o insanların bu kentte bir üretim ilişkisi içerisinde olmasını sağlayacağız. Çünkü insanlar o zaman kazandıklarını bu kentte, bu kentin esnaflarına getirecek, bu kentin esnafının refah düzeyi artacak, kentin yaşam kalitesi artacak. Bunun bütün bunların olabilmesi için bu kente kesinlikle yüksek bir istihdam düzeyinin kente kazandırılması gerekiyor. Evet, doğrudur. Şimdi efendim, yani bu saydıklarınızla bu söyledikleriniz bir vatandaşın HDP'ye oy vermesi için yeterli şeyler mi? Daha eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz başka bir şey yok mu? Yani neden vatandaş
hedefedesin. Şimdi elbette ki yeterli değil. Sonuçta yaşadığımız kent yeni bir kent, yeni bir kasaba değil. Tarih olarak yaklaşık 100 yıllık tarih olan bir güzel bir kentimiz. Çevre il ve ilçelerden göç alan bir kentimiz. Tabii ki istihdam, işsizlik bunlar çözüm bekleyen şeyler. Ama bizim en çok önemsediğimiz konu çoğulcu demokrasi. Kentte yaşayan insanların, farklı düşüncelerin kentte kendisine yaşam alanı bulması, kendisini siyasal olarak temsil edebilmesi, kendisini huzur içinde hissetmesi. Bence bir seçmenin HADEP Belediyesi'ne oy verebilmesinin en güzel, en kabul edilebilir yanı, yani çoğulcu demokrasiye inanıp insanların farklılıklarına saygı duyarak bir arada yaşamasının yolunu açan, tekleşmeyen, sadece benim demeyen, sadece kendisinden olanı iyi, kendisi gibi düşünmeyenleri kötü gören bir anlayışı kentimizde karşılık bulmaması lazım. Çünkü Tatvan'ın, takdir edersiniz ki, entelektüel birikimi çok yüksek bir kent. Aydınlanması yüksek bir kent. Bunun bir ürüne dönüşmesinin yolu nedir? İnsanların bir arada huzur içinde yaşamasını sağlamak. Biz ona adayız. Mesela bizim parti programımızda, seçim vaadimizin en başında biz bir danışma meclisi kurmayı vaat ediyoruz. Kimlerden olacak bu danışma meclisi? Bu danışma meclisi sivil toplum örgütlerinden, kentin ileri gelenlerinden, kentin kanaat önderlerinden, yani biz bunlardan bir harmanı yapacağız ve bizim gibi düşünmeyen insanları temsil edilmesini daha çok istiyoruz. Yani diyelim ki biz HADEP olarak seçime girdik. Halkımız bize 15 tane meclis üyesinin kazanmını layık gördü. Başka siyasi partiler diğer meclis üyelerini layık gördü. Kentte siyaseten kendisini bu işin içinde görmeyen ya da siyasilerin kamu kaynaklarını doğru kullanmadığına inanan çok geniş bir kesim var. Biz o insanların belediyeyi, belediye hizmetlerini, belediye kaynaklarını denetlemesini kendimiz istiyoruz. Yani şunu mu anlıyoruz? Yani bu bölgeyi, bu ilçeyi halkla beraber yöneteceğiz. İyi ise beraberiz, kötü ise beraberiz. Yani sonucunu beraber hazırlayacağız. İyi ise beraberiz, daha iyi ise daha iyi olur. Çünkü biz kötü bir şeye imza atmak istemiyoruz. Nedeni de şu. Eğer siz yetkinizi kendi... Yani bir kötüden kastım şu, ne olursa olsun biz yaptık. Ben yaptım değil, yani biz yaptık. Ben yaptım kavramını asla kullanmayacağız. Evet. Çünkü bizim gibi düşünmeyen ve bu kentte çok temiz yaşamış kanaat önderleri var. Evet. Ahlakıyla, erdemiyle, terbiyesiyle, ilmiyle, irfanıyla bu konuda hepimizi temsil edebilecek insanlar var. Yani bizi de temsil edecek insanlar var. Dolayısıyla biz... Evet, bir siyasi partiyiz. Bir siyasi parti olarak seçime giriyoruz. Kadına ait, gençliğe ait, işsizliğe ait, demokrasiye ait söylem ve isteklerimiz var. Ama bunlara katılmayan, kente daha sakin, daha huzur içinde yaşamak isteyen insanların da bu kente kendisini temsil edebilmesi için bir danışma meclisi kuracağız. Danışma meclisini de yine aynı o şekilde sivil toplum örgütlerinden, kanaat önderlerinden oluşan denetleme meclisini kuracağız. Bizim hizmetlerimizi, bizim kaynaklarımızı, bizim taleplerimizi denetleyebilsinler. Diyelim ki siz bu kentte yaşayan yoksullara ilişkin bir proje geliştirmek istiyorsunuz. Kentte yaşayan bir yoksulun hangi siyasi partiye oy verdiğinin benim açımdan bir önemi yok. Herhangi bir siyasi partiye oy verebilir, herhangi bir inanç grubuna ait olabilir. Dolayısıyla insanlara daha eşit davranabilmenin yolu o yetkinizi kendi toplumunuzla paylaşmak. Biz de bu konuda bize oy verebilmelerinin en temel şeyi bu şekilde halkımızın karşısına çıkma iradesini gösteriyoruz. Yani halk eğer bize yetkiyi verirse biz bu yetkiyi işte biz HADEP olarak aldık, bu yetkiyi istediğimiz gibi kullanacağız gibi bir kavram kullanmayacağız. Biz o yetkiyi bu kentin insanlarıyla kullanacağız. Sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle birlikte kullanacağız. Dolayısıyla bu çoğulcu bakış açısından hareketle halkın bize oy vermesi için yani nasıl bir neden, böyle bir neden bence iyidir yani. İyi bakalım efendim. Tabii ki ilerleyen zamanlarda yine konuk olarak sizi alacağız. Birçok şey konuşacağız. Biliyorum hazırlamış ve hazırlamakta olduğunuz bir takım projeleriniz var. Onları da ileriki programlarda aktaracağız.
anlatacaksınız hem bizlere hem izleyicilerimize. Efendim, huzur dediniz birkaç kez, ard arda huzur dediniz. Gerçekten bizlerin de huzura ihtiyacı var ama gelin görün ki şu takım söylentiler var. HDP gelirse kayyum gelir, HDP gelirse bir armada ortamı, HDP gelirse dükkanlar, iş yerler taşlanacak, kapanacak gibi gibi söylentiler var. Bunun için neler söylemek istersiniz? Şimdi hepimizin tanık olduğu bir süreç var. Yani son birkaç yıl içerisinde HDP geleneğini kayyumlarla kontrol altına almak, HDP insanların teveccüh ettiği, iradelerini temsil ettiği siyasal anlayışı görmezden gelmek kazanılmış bir hak gibi görülmeye başlandı. Ben bu konuda yani siyasal iktidarın yeniden böyle bir şeye başvurabileceğine inanmıyorum. Nedeni de şu, şimdi ülkemizin yaklaşık 90 yıllık bir demokrasi tarihi var. Hep kendi içerisinde deneyimlerle dolu. Bu HDP açısından da geçerlidir. Mevcut siyasal iktidar açısından da geçerlidir. Ama hepimizi var eden şey yasalar ve anayasaların güvencesidir. Bir toplumda bir toplumun devlet olmasını sağlayan anayasasıdır. Toplumun huzur ve barış içinde insanların haklarını koruyabilmesinin yolu da yasalar bizimdir. İnsanların mülkiyet hakkı gibi, insanların seyahat hakkı gibi, insanların düşüncelerini ifade etme hakkı gibi. Bunlar demokrasinin güvencesinde olan şeyler. Şimdi siz siyasal iktidar olarak halktan aldığınız yetkiyi nereden alıyorsunuz? Bu yasa ve anayasalardan alıyorsunuz. Sizin için meşru olan halkın iradesi bir başka siyasal parti için nasıl meşruiyet tartışılabilir? Bu bana göre kesinlikle düşünülmemesi gereken, düşünenlerin de bu konuda bizden daha fazla zarar görebileceği bir konu. Nedeni de çok net. Bu ülkede Fethullahçı terör örgütü uzun yıllar devletin en ciddi kademelerinde görev yaptı, toplumu yönetti, toplumu terörize etti. Ama bugün giriştikleri darbe girişiminden sonra bugün en fazla hukuk arayışında olan onlar. Çünkü hukuk hepimizin ihtiyacı, evrensel olmalı, herkesi kapsamalı. Onun için bizim bu halktan aldığımız yetki ancak bu halk bizden alabilmeli. Biz temel haklarımızın yasalarla anayasa güvence altına alınmasını istiyoruz. Biz onun dışına bir aykırı söylem ve talebimiz yok. Yasaların diğer siyasi partilere gösterdiği teveccühü, hakların hepsinin bize gösterilmesi en temel insani hak ve beklentimizdir. A siyasi partisine ayrı bir söylem, ona verilen oyların işte halk iradesi, B siyasi partisine verilen oyların bir iradeyi temsil ediyor demesi antidemokratik bir uygulamadır. Bunu yapanlara demokrasi daha çok lazım olduğunda bu söylemlerimize daha çok ihtiyaç duyacaklar. Çünkü demokrasi evrenseldir. Bu toplumun temel değerlerini temsil etmeli. Bizim demokrasiyi geriletme gibi siyasilerin bir hedefi olmamalı. Onu ilerletmek gibi bir hedefi olmalı. Daha çoğulcu, daha demokratik olmalı. Diğer sorunuza da cevap vereyim. Şimdi biz, evet geçmişte kentimizde HDP geleneğine dönük böyle bir eleştiri var. Bunlar gelirse dükkanlar kapanacak, evet. Arbede ortamı sağlanacak. Biz belediye olarak bu halkımızdan istediğimiz yetkinin ne olduğunu farkındayız. Biz hiçbir insanın işinin bozulmasına yana değiliz. Onlara pozitif destek vermeye çalışıyoruz. Yani esnafın hangi harcını aşağıya çekersek bir faydamız olur. Bu esnafın ticaretini nasıl geliştirmesine katkıda bulunabiliriz? Bu esnafın yolu yapılırsa insanlar daha rahat ulaşabilir. Onun suyu temiz olursa, kent temiz olursa, çevre il ve ilçelerden biz buraya insanın gelmesini cazip hale getirip esnafımızın ticaret hacmini geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmini geliştirmek istediğimiz bir yapıya bizim nasıl bir zarar verme gibi bir düşüncemiz olabilir? Geçmişte yapılmış olabilir. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kesinlikle böyle yani bir... Yani siz de onaylamıyorsunuz. Asla onaylamıyorum. Bütün yurttaşlarımızın kazanılmış hakları, demokratik hakları bizimkinden daha değerlidir. Yani esnafımızın temel hakları bizimkinden daha değerlidir. Hiçbir HDP geleneğine kendisini bağlı bir insan bu insanlara zarar verme gücü kendisinde bulmamalıdır. Çok net söylüyorum. Bizim yönetimde olduğumuz bir dönem insanlarımıza dönük bir zarar olursa biz bunu HDP geleneğinin değil, kesinlikle karşıt görüşlerin HDP'yi yıpratma politikası olarak göreceğiz.
Onu yapan insanları da Tatvan halkına teşhir edeceğiz. O insanların, o esnafların doğabilecek zararlarını da biz kendimiz karşılayacağız. Bu kadar netiz. Yani bir esnafın camına gelecek zarar, bize gelen bir zarar olarak kabul edeceğiz. Bizim kendimize, kendi belediyemize, kendi partimize yapılmış saldırı olarak göreceğiz. Bir yurttaşımıza en ufak bir şiddeti kendimize yapılmış olarak göreceğiz. Onun için bizim arayışımız temelinde demokratik hukuk devletine dönük bir arayışımız var. Daha çok demokrasi, daha çok hukuk, daha çok demokratik ve yasal güvence istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Kendimiz için istediğimizi esnafımız için istemezsek, mevcut hükümetin işte kendisi için demokratik gördüğü, bizim için antidemokratik gördüğü duruma düşeriz. Onun için şeffaf, saydam ve kesinlikle çoğulcu davranacağız. Asla bu tür uygulamaları kabul etmeyeceğiz, önünde duracağız. Olur da bir gün bizim içimizden, bizim kendisini bize yakın hisseden bir insan böyle bir şey yaparsa da teşhir edeceğiz. Bu kadar netiz yani. Gerçekten güzel anlattınız, net bir şekilde anlattınız. Yani biz bu işin kefiliyiz diyorsunuz. Evet. Güzel, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Güzel dinlemenizden dolayı efendim. Tabii bir şey ekleyebilirim. Şimdi kentimizde mevcut gençliği biliyorsun madde bağımlılığıyla aynen, çok yüksek aynen, bir aynen, sorunu var. Aynen, aynen. Şimdi bizim partimiz insanların yeşil alan, hatta demeyeceğiz artık yeşil yaşam da diyebileceğimiz bir politikası var. Sigara içmenin, içki içmenin, işte diyelim ki oyun oynamanın bile bizim tabanımızda çok böyle hoş karşılanmadığı bir durumda. İşte kenti bir şekilde the class dediğimiz sınıf dışı, yani kendisini hiçbir yerde tanımlayamayan ama bir şekilde eylem yaptığında ya da çevreye zarar verdiğinde bize mal edilen bir yapı var. Biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Yani bunu bu gençlerin yaşam hakkı, bu gençlerin sosyal güvence hakkı devletin güvencesi altındadır. Siz devlet olarak bu insanların madde bağımlılığıyla olan ilişkilerini kesmezseniz, siz bu insanları üretime kazandırmazsanız, siz bu insanı yaşama kazandırmazsanız, bu insanların bu kente vereceği zarar bununla da kalmaz. İşte metropollerde her gün tanık olduğunuz bir sürü insanın içine sızlatan, asla hiçbir insanın, kendisine insanım diyen insanın kabul etmeyeceği bir sürü şeyi bu kesimlerden görüyoruz. Dolayısıyla hani bize ait olmayan bir tabanın bizimmiş gibi gösterilme isteği var. Yani the class dediğiniz, sınıf dışı dediğiniz daha doğrusu, yani daha Türkçe daha iyi ifade edin. Sınıf dışı, kendisini bir sınıfa, bir topluluğa, bir şeye, bir ahlak değeriyle bağlı hissetmeyen insanların ısrarla bizim tabanımız olarak gösterilmesini de kabul etmiyorum. Yani bu kadar net yani. O devletin sorumluluğundadır. Devlet bu konuda sorumluluk almalıdır. Biz de bir sorumluluk varsa alalım. Uyuşturucuyla ilgili güzel projelerinizin olduğunu biliyorum. Onu da ileriki programlarımızda özellikle dile getireceğiz. Özellikle uyuşturucuyla ilgili bir büyük mücadele içerisinde olduğunuzu da biliyorum. Efendim, programımızın sonuna doğru gidiyoruz. Son olarak gerek bize gerek Tatvan halkına, bütün izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz Tatvan halkının gerçekten bu dönemde partimize, parti geleneğimize gerçekten güven duymasını istiyoruz. Bizim Tatvan halkı için şu çok net ifadelerimiz var. Çoğulcu demokrasi istiyoruz. Daha çok şeffaf, daha çok katılımcı bir toplumsal mücadele bir parçasıyız. Kentimizde insanların refah düzeyini arttırmak istiyoruz. Ticaretle, turizmle. Kentimize kazandırmak istediğimiz projeler var. Bunlar bu konuda çok netiz. Kentin kaynaklarını birkaç firmaya kesinlikle aktarmayacağız. Kentin kaynaklarını, kentin altyapı sorunlarını çözmeye, insanların bu kente daha huzur içinde yaşamasını sağlamaya harcayacağız. Bu nedenle yoldur, yani özellikle yolların durumu çok kötü. Su, içme suyu çok problemli. Onun dışında altyapı, tahliye sorunları çok sıkıntılı. Bu kaynaklarımızı buraya aktardığımızda kentimizin refah ve temizlik düzeyi de artacak. Kentimize gelen insan sayısı da artacak. Ticaret hacmimiz de artacak. Bu nedenle halkımızın bir tereddüt yaşamadan bizim hadi
geleneğini desteklemesini istiyoruz. Onları mahcup etmeyeceğimize inanabilirler. Çoğulcu davranacağız. Kentimize kesinlikle bir danışma meclisi kazandıracağız. Bunların bizi seçmelerinde yeteri kadar done olacağına inanıyorum yani. Yani bu cümlelerle halkımıza sesleniriz. HDP'den yana oy kullanmalarını talep ediyorsunuz. Güzel, olumlu, cazip gelen projeleriniz var. İleriki zamanda biliyorum bunu paylaşacaksınız. Biz her şeyin hayırlısını dilerim efendim. Memleketimize, bize, şahsımıza, ülkemize biz her şeyin buradan hayırlısını dilerim. Evet değerli izleyenler, böylelikle bir bitti-sebet programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşünce de kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun diyorum.